Sen de bir iPhone kullanıcısıysan bu video tam sana göre. Birçok iPhone kullanıcısının bilmediği 10 minik kullanım özelliğinden bahsedeceğim sizlere. Bu sayede iPhone kullanımınızı daha da geliştirip bilmediğiniz minik triklere de birlikte bakıyor olacağız. Gelin şimdi isterseniz bu özelliklere tek tek bakalım. Ama bundan önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Toplu bir şekilde SMS'lerimizi silmek istiyoruz fakat hepsini tek tek seçmek yerine iki parmağınızla en üstteki SMS'e dokunup aşağı doğru sürüklediğinizde gördüğünüz gibi istediğiniz kadar SMS'inizi seçerek silebilir, okunmamış yapabilir veya yapmak istediğiniz toplu işlemleri rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. iPhone'unuzda zamanlayıcı ayarlamak istediğinizde saat bölümüne girip aşağıdan kronometreye girip buradan başlat demeniz gerekiyor. Bunun kolay bir yöntemi var. Sağ üst köşeden penceremizi sürüklediğimizde aşağıda gördüğünüz sayaç ikonuna basılı tutup yukarı doğru elinizi çektiğinizde gördüğünüz gibi istediğiniz dakikada zamanlayıcı ayarlayabiliyorsunuz. Ve aşağıdan başlat dediğinizde gördüğünüz gibi zamanlayıcınız akmaya başlıyor. Arkadaşınıza bir screenshot atacaksınız ve bir şey tarif edeceksiniz. Bunun için yapacağınız şey çok basit. Hemen bir screenshot alıyorum ve screenshot'ıma tıklıyorum. Ve sonra gelen ekranda örnek veriyorum önce maile gireceksin sonra ayarlara gireceksin gibi bir senaryo söyleyelim. Hemen sağ alttan artıya tıklıyorum. Buradan büyüteci tıklıyorum ve büyüteçle maili zoomluyorum. Sonra tekrar artı yapıyorum, tekrar büyüteç yapıyorum ve bunu da ayarlara geliyorum ve şöyle biraz boyunu küçültüyorum. Biraz daha şöyle büyütüyorum zoom'unu ve ayarlar bölümünün üstüne getiriyorum. Ve sonra geliyorum artı kısmına, tekrar opaklığı seçiyorum ve opaklıktan arka planı birazcık soluklaştırıyorum ki büyüteçle gösterdiğim yerler daha belirgin olsun. Ve sonra kaleme tıklıyorum. Örnek veriyorum 1 diyorum burası, 2 diyorum burası. Ve bu şekilde çok güzel düzenlemeler yaparak arkadaşlarınıza tarif edeceğiniz şeyleri daha kolay ve daha anlaşılır bir şekilde gönderebilirsiniz. Web'de gezinirken bir paragraf çok hoşunuza gitti ve burayı şu şekilde seçiyorsunuz. Ve sonrasında 3 parmak ile şu şekilde zoom out yaptığınızda gördüğünüz gibi kopyalanıyor. Hemen notlar bölümüne gelip yeni bir not oluşturup yine 3 parmak yöntemiyle şu şekilde açtığınızda gördüğünüz gibi kopyaladığınız paragraf buraya yapışıyor. Yani 3 parmak yöntemiyle kopyala yapıştır yapabiliyoruz. Banka numarası, IBAN ve adres gibi sık sık paylaştığınız bilgileri metin değişimiyle kestirme ekleyerek hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Bunun için ayarlar bölümüne gelip ara kısmına metin değişimi diye yazdığınızda karşımıza gelen metin değişimine tıklıyoruz. Buradan tekrar gördüğünüz gibi metin değişimi bölümü var. Buraya giriş sağlıyorum ve sağ üst köşeden artıya tıklıyorum. Ben burada mesela adresimi girmek istiyorum. Adresim olarak Ankara Çankaya yazıyorum ve aşağıda kestirme bölümüne de adres diyorum. Ve sonrasında kaydet diyorum ve gelin not defterine gidelim ve buradan yeni bir not açalım. Örnek veriyorum. Adres boşluk yaptığımda gördüğünüz gibi Ankara Çankaya olarak geliyor. Siz buraya banka numaranız, IBAN numaranız veya herhangi bir telefon numarasını da ekleyebilirsiniz. Daha doğrusu istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Örnek veriyorum adres yazdım ama Ankara Çankaya gelmesini istemiyorum. Bunun için buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi adres olarak yazım kalıyor. Ama dediğim gibi adres yazıp boşluk tuşuna tıkladığınızda kaydettiğiniz kestirme gelecektir. Bazı şeyler ne kadar saçma gelse de hiç beklemediğimiz anda hayat kurtarabiliyor. Arama yerine ölçüm yazıyoruz ve karşımıza gelen bölümden aşağıda bulunan su terazisi bölümünü seçiyoruz. Ve bakıyoruz ki monitörümüz düzgün mü veya duvara bir şey asarken doğru mu asıyorum, düz mü asıyorum gibi problemlerin de önüne geçmiş oluyoruz. Telefonunuzdaki fotoğrafların arka planını toplu bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey arka planını kaldırmak istediğiniz fotoğrafları seçmek. Sonrasında paylaş butonundan aşağıya doğru inip dosyalara kaydet diyorsunuz. Sonrasında ben hemen buradan Drive'ımın içerisine yeni bir klasör açıyorum ve buna da diyorum ki KJH. Direkt olarak buraya kaydet diyorum ve sonrasında dosyalarıma gidiyorum. Dosyalarımdan demin açmış olduğum klasöre geliyorum. Yukarıdan 3 noktaya tıklayıp seç diyorum ve hepsini seçiyorum. Sonrasında sağ alt köşeden 3 noktaya tıklıyorum ve gördüğünüz gibi arka planı kaldır dediğim zaman
toplu olarak tüm fotoğrafların arka planını kaldırıyor ve orijinallerini de yanında saklıyor. Toplu şekilde arka plan kaldırmanın dışında toplu şekilde fotoğraf formatı da değiştirebiliyoruz. Bunun için format değiştirmek istediğimiz fotoğrafları seçiyorum. Yine buradan gönder butonundan dosyalara kaydet diyorum. Geri geliyorum. Bir daha geliyorum ve buraya yeni bir klasör oluşturuyorum. Kaydet diyorum ve buraya kaydet diyorum. Sonra tekrar dosyalarıma geliyorum. Demin oluşturmuş olduğum klasöre giriş sağlıyorum. Ve gördüğünüz gibi aktardığım fotoğraflar burada. Sağ üst köşeden tekrar seç diyorum ve hepsini seçiyorum. Ve sonra sağ alttaki 3 noktaya tıklıyorum. Ve diyorum ki görüntüyü dönüştür. Ve gördüğünüz gibi JPEG, PNG ve HEIF olarak değiştirebileceğimi söylüyor. Ben bunları PNG'ye dönüştürmek istiyorum. Küçük, orta, büyük, özgün diyorum. Ben bunu büyük olarak seçiyorum. Yani dönüştürebileceği en yüksek kalitede dönüştürmesini istiyorum. Ve biraz bekledikten sonra gördüğünüz gibi PNG olarak bütün fotoğraflarımı dönüştürdü. Bu özelliğe birçoğunuzun bayılacağına eminim. Örnek veriyorum, Google'da görsellerde bir fotoğraf arattınız ve toplu halde birden fazla fotoğraf beğendiniz. Bunları arkadaşınıza göndermek için süper bir yöntem var. Örnek veriyorum, birinci fotoğrafı beğendik. Üstüne basılı tutup şöyle sağa doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu elimizin altında duruyor. Sonra bununla aşağı doğru indim. Bunu da beğendim. Aşağı indim, bunu da beğendim. Aşağı indim, bunu da beğendim, bunu da beğendim. Hepsini beğendim. Yani gördüğünüz gibi totalde 6 tane fotoğraf seçtik. Şimdi buradan geri gidiyorum ve bakın hala fotoğraflar bende duruyor. Mesela notlar bölümüne geliyorum. Yeni bir not açıyorum. Ve ben fotoğrafları buraya bıraktığımda gördüğünüz gibi bu fotoğraflar direkt olarak notlara yapışıyor. Sadece böyle düşünmeyin. Gene birkaç tane daha fotoğraf alalım. Geldim aşağı. Böyle seçtim. Sonrasında WhatsApp'a geldim. Ve bunu arkadaşıma gönderdim. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kopyala yapıştır indirme gibi hiçbir zahmetle de uğraşmadım. Gördüğünüz özellikler ne kadar basit gelse de birçoğumuzun bu özellikleri bilmediğine eminim. Bu özellikleri kullanarak hem daha kısa yoldan işlerinizi halledebilir hem de iPhone kullanımınızı daha profesyonel bir hale getirebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.